2022 yılında hizmete girmesi bekleniyordu sistemin. Pandemi dolayısıyla takvim biraz sarkabilir. Bununla beraber sistem de bizim yakından tanıdığımız TEİRS taşınabilir erken ihbar radar sistemi ASELSAN tarafından geliştirilen S-Band AYAS radar 400 ila 500 km menziller olduğu belirtiliyor bu sistemin. Kullanılacak, TEİRS radarı kullanılacak. Ağ entegre bir sistem olacak. Hava Kuvvetleri Radar Ağı, RADNET, TSK-NET, Hava Savunma Erken İkaz Komuta Kontrol Sistemi ve tarafından komuta kontrol sistemine bağlanabilecek. Bununla beraber Link 16 bağlantısına sahip olacak. Bizim havadan erken ihbar kontrol uçakları, Barış Kartal uçaklarının da veri aktarabileceği bir sistem. Korkut Hisarov sistemleriyle birlikte entegre ve katmanlı bir yapıda olması planlanıyor Siper'in. Yani Siper özellikle 100 kilometre, 80 kilometre, 120 kilometre gibi menziller ifade ediliyor. Buralardaki önlemeyi sağlarken ve daha yüksek irtifada, orta irtifa ve alçak irtifalarda özellikle seyir füzesi gibi tehditler günümüzde çok daha etkin. Bunlara karşı Korkut, Hisarov ve O sistemlerin dahil olması bekleniyor. TF-2000 hava savunma muhribi başta olmak üzere gemilerde kullanılmak üzere deniz versiyonu da olacak. Planlama bu şekilde. Sistemin detay tasarımında 2020'de tamamlanması planlanıyor. Sistemin bileşenleri şu an ekranda görülüyor bu şekilde. Füze uzunluğunun tahminen 4,5-5 metre civarlarında olması bekleniyor. En azından ben öyle bir beklenti içerisindeyim. Filo yapısında zaten ekranda gözüküyor. Filo kontrol merkezi, atış kontrol merkezi, haberleşme istasyon aracı, haberleşme röle aracı, füze fırlatma sistemi, atış kontrol radarı, arama radarı, füze taşıma yükleme sistemi bulunuyor. Dağıtık mimari olduğuna dair bir ipucu vermiş aslında buradaki siper hava savunma sisteminin filo kurgusu. Aslında yani araçların işte birinin 6x6 öbürünün 8x8 falan olması çok bir şey ifade etmiyor aslında. Ama burada gösterdiği hakikaten özel bir şey var. Bu bir sistemler üstü sistem kurgusu ve aslında bu sistemin, siper sisteminin, yüksek irtifa ve uzun menzilli hava savunma sisteminin ana sensörünün biz buradan TEİRS olduğunu anlıyoruz. Fakat TEİRS buradaki filonun organik olarak bağlısı mı değil mi? Aslında bu bile çok şey, birbiriyle radyo linkler vesaireler falan üzerinden bağlı gibi görünüyor. Yani neredeyse sistem aslında evet belki de yanında alıp götürdüğü bir yüksek kapasiteli bir S-Band TEİRS radarının gördüğü şeylere, tehditlere angaje olabilecek. Yahut da aslında şey üzerinden Link 16 yahut da RADNET üzerinden indirdiği işte track bilgileri, hedef klasifikasyonu vesaire bu tür şeylere, sistemlere angaje olabilecek gibi görünüyor. Burada biraz önce anlatmaya çalıştığım şey şuydu, işte şemada görüyorsunuz aslında TEİRS'in kendi haberleşme istasyon aracı var. Haberleşme istasyon aracı gerekirse opsiyonel olarak araya bir tane de röle aracı kurarak ya da belki de işte TAFIK sistemine girip oradan çok daha uzaktaki, belki de yüzlerce kilometre uzaktaki bir şeye yine röle aracı vasıtasıyla bir atış kontrol postasına, atış kontrol ünitesine data basabilecek ve bunu da çok hızlı yapabilecek gibi ben görüyorum. Siper sisteminde oradaki yapı ne olursa olsun çok daha dağıtık, birbiriyle çok daha şey, birbirinden fiziki olarak çok daha farklı yerlerde çalışabilen sistemler olduğunu, kurgulandığını en azından tahmin edebiliyoruz. Bu özellikle sistem üstü sistem diye belirttiniz hocam buradaki yapıyı. Tamamen hani buradaki yapılarda işte içerideki burada mesela yazan kontrol merkezleri, onlar bunlar falan filan, bunların alt sistemleri, bunların komponentleri. Şimdi bunların hepsini bir arada düşündüğümüz zaman bu gibi bir projede uygulanacak sistem mühendisliği süreçlerinin, proje yönetim süreçlerinin vesaire ne kadar işte meşakkatli, ne kadar problemli, ne kadar zor süreçler olacağını
Ben şahsen hani tahmin edebiliyorum. Siz özellikle ne dersiniz bu konuya? Sizin de görüşünüzü merak ettim açıkçası. Özellikle sistem mühendisliği noktasında. Ya işte burada ana mesele o. Hani hep Arda'yla da biz işte silahlar ve tereyağında onu konuşuyoruz ya. Hı hı. Ya şeylerin, objelerin, katalog performanslarının işte şu şöyleymiş, onun ağırlığı böyleymiş falan, bunların gerçekten çok az önemi var. Ya işte aynen radarın öyle. Menzili 450 miydi, 550 miydi? Füze 120'ye mi gidiyordu, 90'da mı kalıyordu? Bunlar gerçekten aslında önem piramidinde en aşağıdaki şeylerden, parametrelerden. Sizin sistem kurgunuz ne? Burada benim anlayabildiğim şey aslında sistem kurgusunun en azından siperin hitap ettiği tabakanın, katmanın dahi oldukça karmaşık olduğu. Burada SSB'nin yayınladığı sistem, siper sistem mimarisinde yukarıda dev bir böyle bir beyin var aslında. İşte oraya sadece Lincoln 6'yı koymuş, oraya sadece işte Barış Kartal'ını koymuş falan ama arka tarafta böyle ürkek bir şekilde duran da bir üst komuta kontrol merkezi, RADNET vesaire falan filan var. Ya bu işte şeyin Terminatör'deki Skynet gibi bir şey, buraya doğru evriliyoruz aslında. Yani ana mevzu aslında işin en başında bir sensör kapasitesinden bahsediyoruz. Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha burada gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. İnşallah bu arada çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize eriştiğimiz günde inşallah ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Roketsan, SAGE ekibine ve Aselsan ekibine ve burada emeği geçen, bize imkan tanıyan kuvvetlerimizden arkadaşlarımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyor. İnşallah daha nice başarılara imza atmalarını temenni ediyorum.